nasip. Hayat bazen olur, bazen olmaz. Mukadderat. Mukadderat bu anlama mı geliyordu? Yani kısmet. Kader, kısmet gibi. Tamam. Hocam sizin kendinize ait mahzeniniz var. Kendime ait ne? Mahzeniniz var mı? Ne anlamadım? Ben ne zaman fizik cümlesine baktım hiç yoksuz abi. Siz nerede oturuyorsunuz? Şu şey var ya, 9. sınıflar var ya, tamam, karşı tarafta. Odasının üstünde benim odam. Şu 9E'nin yanındaki odam. Sol tarafta. Evet. O senesinden kütüphaneyi. Hocam oraya eskiden kütüphanelerini koymuyorlar mı? Orası evet, şey ya. Çocuklar siz de söylüyorsunuz işte eskiden öyle yapıyorlardı ya. Şimdi bir şey koyamıyorlar çünkü içeri ben girince başka bir şey giremiyor. Estağfurullah. Ya o kadar. Hocam o da bayağı büyük bu arada ya valla. İşte orası iyi de. Bana gelip misafir olabilir miyiz böyle? Gelin. Kahve içelim. Ya kahve içelim. Sana kahve içireyim. Şunu ayarlamıştık değil mi? Tuzlu yaparsanız etkilenir. Tuzlu mu? Evet. Ya oğlum sen nasıl bir kötü durumdasın ki? Benden böyle şeyler bekliyorum. Bu kadar kötü durumda olamazsın yani. Abi ben de alımlı bir şey olsam tamam anlayacağım da çocuk yolu koydu diye. Hocam eğer şaka olarak algıladıysanız sıkıntı yok. Çok şaka olarak algıladıysanız. Şaka olarak algılamadıysanız yine sıkıntı yok. Şaka. Her türlü oluru var diyorsun yani. Tövbe estağfurullah. Benim de şaka mı yok? Asla vermiyorsun. Evet. Güzel. Manyetizmada iyi ilerledik sevgili arkadaşlar. Bu arada uykusu gelen var mı? He? Birinci ders uykusu olan var mıydı aranızda? He? Korkmayın bir şey yapmıyorum ya uykusu olan. Zaten bir şey yapmış olsam ikinci derse katılamazdınız. Değil mi? Mantıklı değil mi? Çok mantıklı hocam. Bence el kaldırmaktan korkmayın. Uykum vardı hocam ne yapayım? Dün akşam çok fazla fizik çalıştım. Uyumayı unutmuşum. Ya öyle bir çalıştım ki uyumayı unuttum yani öyle. Ben bazen öyle oluyor. Bazen çalışırken la bir bakıyorum saat 2 olmuş ya. Hadi ertesi gün bir sürü ders var. Ondan sonra ders de böyle Leyla gibi geziyor. Ne söylediğimi bilmiyorum. Kaç kişinin uykusu var bir daha göreyim. Anam ben konuştukça uyku azalıyor. Çok iyi. Bir kişi. Evet, uyumak gibi bir ağırlık gelirse biliyorsun, dolanabilirsin, gelebilirsin. Başkalarını rahatsız etmeden dolanabilirsin. Yalnız benim uykum yok deyip de uyumaya kalkışanlarla da bozuşurum. Duydunuz mu? Herkes duydu değil mi? He? Duydunuz değil mi? Oğlum niye bana cevap vermiyorsunuz lan? Ne kadar tepkisiz bir topluluksunuz siz. Hocam bir göbeği tokuşturalım. Ne? Tokuşturalım bir göbeği. Hocam var yapacaksanız ya ben onu yapın da reyting. Birader hayır adamın fantezilerine bak ya. Benden tuzlu kahve istiyor. Yani ondan sonra göbek tokuşturalım. Oğlum nereye gidiyor lan bu? Tövbe estağfurullah ya. Allah'ım Allah'ım Allah. Ama bir ara var planlarım, bir göbek tokuşturma. He? Ya tamam. Tuzlu kahve bir şey demiyorum, o size kalmış değil. Tuzlu kahve saçma sapan bir şeydi işte, evet. Onu kabul et. De, hani göbek tokuşturmaya var. Tamam hocam. Tamam, tamam. Var. Yapıştırdığım için göbek tokuşturma. Kralını da tanımam. Evet. Çünkü kral değil. Kendimi tanıyorum. Hadi. O zaman devam edelim. Uykunuz açıldığına göre. Değil mi? Devam edelim. Devam etmek isteyenler kaç kişi? Bir göreyim. Hocam yani... Şöyle... Esleyerek devam edelim. Biraz önce uykumuz yok dediniz ya. Çok iyi ya. Devam etmek isteyenleri bir göreyim. Hocam konuya devam edelim ya. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Hocam ikinci opsiyon ya. Ha? Opsiyon da ikinci.
Devam etmemek. Tamam, o, evet. Devam etmeyelim diye. Kalan küpü de. Evet, kalan küpü de. Oğlum ben onu birinci ders test ettim. Fizik çalışanlar diyorum 7 kişi kaldı. Fizik çalışmayanlar 8 kişi, sınıfta 18 kişi var. Ya ben çekimserim ben. Ya bırak ya, bak şimdi gördün mü? Devam edelim diyenler 7 kişi, 6 kişi. Devam etmeyelim diyenler 1 kişi. Geri kalan ne yapmak istediğini bilmiyor. Hocam geri kalanı çekiyorsun. Hocam şeyde açık. Yemin ediyorum var ya, Türkiye'de küçültülmüş bir şeysin. Hocam biz çok pilot... Hocam, ha? Pilot ederiz hocam. Bizim üzerimizde deniyor. Bayağı... Düz mantık çalışmıyor sizde. Hocam telefonları acil bekliyorum. Telefonları niye götürmediniz? Ben size kaç kere söyledim ya? Hocam toplayayım mı? Topla. Aa. Gerçi ben fizik çalıştım mı çalışmadım mı sorusuna doğru cevap alamıyorum. Adamların telefonları hocam, topla cümlesini anlamış olmalarını beklemem de ayrı bir. Malumatname açık değil. Nasıl açık değil lan? Hocam şimdi fizik yapmazsak ne yapacağız? Soru bu. Oğlum senin için önemli mi? Hocam şimdi giden bir kahve yapacağım. O zaman tamam. Ben bütün sınıf öğretmenizde bir şey bilmiyorum. Gördüğün gibi hiç kimseye bir şey yok. Arkadaşlar, hadi hızlı hızlı hızlı. Candir canım bana kahve yapmasına itiraz eden var mı aramızda? Oğlum sana niye kahve yapıyorsun ya? Allah'ım var ya. Tövbe tövbe. Deli ya. Ondan önce ben geldim. Tamam, en çok şanslı. Hadi 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 hadi. Topla 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 topla. Bebeğim bir şey yapayım. Şuraları yağlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Başka ilginç fikirleriniz varsa söyleyin. Var da hepsini buradan söylemeyeceğim. Hepsi, ha, bir dahaki derse saklayacağım. Ne kadar heyecanlı. Yemin ediyorum çok heyecanlı. Fragman gibi yani. Çok heyecanlandım yemin ediyorum. Bak bir tane şey olsa, top olsa. Eşit ama yükler, yükler eşit değil. Çok iyi olmadı. Bu tepki yok. Hocam, D yatay olmuyor. Çok güzel olur, bence. Oğlum neden bahsediyorsun? Kendine hocam, bunlar götürün. Burada dursun mu? Bir telefon da vermedik. Hayır, götür ya, götür. Götüreyim, ben götüreyim. Hayır, sen götürme. Seni mi götürüyorum? Evet. Ben o zaman kendimkini de koyayım. Hadi. Evet. Güzel fikir. Hocam, şarjları kız al. Hayır. İlginç. Bir söyle bakayım bir daha. Hocam şimdi iki tane ip olacak. İptiğin ucundan top olacak. İpler eşit boyutta. Toplar ipli olacak. Ama kütleleri farklı olacak. Ha. Yani yamuk duracak. Evet. Bence çok hoş oluyor. Nereye varmak istiyoruz oğlum? Biraz önce tuzlu kahve konuşuyordunuz. Buraya nasıl geldik? Hocam o onun fantezisi, bu da benim fantezisi. Çok iyi ya. Evet, toplumun her kesiminden insanların olduğu bir sınıf. Ne kadar mutluyum. Başka değişik fikirleri olan var mı çocuklar? Hocam herkes fantezisini içeri duyarsın. Sahi de görmek gelişti. Çok iyisiniz ya. Bakın. Hocam gelecek olan yoksa ben gidiyorum. Gitme, geri gel. Ama geri gel. Gitme, hocam, geri gel çabuk. Dakika tutuyorum, bir dakika içinde burada ol. Aynen, sonra olur gitme. Telefonlara düşersen. Kutu da çok para. Telefonları kapatıyorum. Şimdi manyetik kuvvet deyince hemen şöyle bir durum aklımıza gelecek. Ya arkadaş, biz bu manyetik alanın nasıl oluştuğunu söylemiştik. Akım. Manyetik alan, değil mi? Akım sayesinde var. Elektrik akımı sayesinde. O zaman elektrik akımı yük hareketi demek ya. Manyetik alan yük hareketiyle oluşan bir etki ya da bir sonuç diye söyleyebilirim. Elektrik akımının sonuçlarından bir tanesi. Şimdi insanlar bu manyetik alan içerisinde yüklü parçacıklar acaba nasıl hareket ediyor, nasıl davranıyor şeklinde çalışmalar yapıyorlar. Bunu yaparken de şununla karşılaşıyorlar sevgili arkadaşlar. Bakın,
belirli bir ortam olsun. Bu ortamda şöyle düzgün manyetik alan oluşturduğumuzu varsayalım. Bir işte bobinin merkez ekseni de diyebilirsin buna. Neyse bir yerde manyetik alan oluşturulmuş. Diyelim şöyle düzgün bir manyetik alan. Hatta şöyle bir yönelim olsun. Manyetik alan şiddeti şu. Şimdi insanlar deneysel olarak şu tür durumları deniyorlar birebir. Mesela bir tane cisim alıyor. Diyelim ki artı Q yüklü ve cisim durgun olarak manyetik alana bırakılıyor. Yer çekimi etkileri önemsiz. Çünkü sadece manyetik alanın etkisini görmeye çalışıyorum. İşte eksi yüklü cisim manyetik alana serbest bırakılıyor. Nötr cisim manyetik alana serbest bırakılıyor. Bunların hepsine uygulanan manyetik kuvvetin sıfır olduğu gözleniyor. Yani eğer bir cismi F manyetik eşittir sıfır. Eğer bir cismi manyetik alan içerisinde kendi başına bırakırsanız, cisim yüklü de olsa, yüksüz de olsa ona kuvvet uygulanmıyor. Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapıyorlar. Mesela artı yüklü bir cismi bu tarafa doğru fırlatıyor. Ve sıfır farklıdır, sıfır olacak şekilde. Artı Q yüklü cismi. Hadi farklılıklar olmasın diye eksi yüklü cismi fırlatıyor. Eksi Q yüklü cismi ve sıfır hızıyla fırlatıyor. Nötr cismi fırlatıyor. Yine oluşan kuvvet F eşittir sıfır. Manyetik. Bunları ters yönlere doğru fırlatıyor. Yani manyetik alanın tersine doğru fırlatıyor. Artı Q yüklü cismi. Ben özellikle hani mümkün olduğu kadar çok durumu çizmeye çalışıyorum ki elinizde bulunsun. Nötr cismi fırlatıyor ama yine oluşan kuvvetin, manyetik kuvvetin eşittir sıfır olduğunu gözlemliyorum. Ancak şöyle bir durum olduğunda, artı yüklü bir cismi şöyle manyetik alana dik olacak şekilde fırlatınca ya da artı yüklü bir cismi manyetik alana dik olacak şekilde şöyle fırlattığında ya da eksi yüklü bir cismi manyetik alana dik fırlattığında V hızıyla işte o zaman bunlara manyetik kuvvetin uygulandığı gözleniyor. F manyetik farklıdır sıfır. Ha bunu yükle bağlı mı, bağı yok mu diye düşünür. Nötr cisimleri de böyle fırlatıyorlar. Mesela nötr bir cismi manyetik alanı dik olarak fırlatıyor. Ya da nötr bir cismi yukarı doğru da olabilir, fark etmez. Yukarı doğru fırlatıyor V hızıyla. Yine cisme uygulanan manyetik kuvvetin eşittir sıfır olduğu gözleniyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, bu yapılan deneysel çalışmalar bize şunu anlatıyor. Manyetik alan içerisindeki bir yüklü cisme eğer kuvvet uygulanmasını istiyorsa, o zaman bazı şeyler var. Daha doğrusu manyetik alan içerisindeki bir cisme kuvvet uygulanmasını istiyorsa, bazı gerçekleşmesi gereken koşullar var. Bunlardan bir tanesi zaten manyetik alanın uyguladığı kuvvete bakmak durumunda olduğum için, manyetik alan olmalı zaten. Dolayısıyla bir cisme manyetik kuvvet uygulanma şartı. Tabii ki de, yani bu yeterli basit bir şeydir zaten. B farklıdır, sıfır olmalı. Manyetik alan olacak ki manyetik kuvvet uygulansın. İkinci bir ifade sevgili arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz, şunlara manyetik kuvvet uygulanıyor, geri kalan hiçbirine manyetik kuvvet uygulanmıyor. Bakın, yüksüz cisim, nötr cisim bunlarla aynı şekilde hareket ettirilmesine rağmen yine kuvvet uygulanmıyor. O zaman demek ki bir kere manyetik alan içerisindeki o cisme kuvvet uygulayabilmek için yükün sıfırdan farklı olması lazım. Gördünüz mü? Sadece bunlara, yüklülere kuvvet uygulandığına göre yükün sıfırdan farklı olması lazım. Ve dikkat edin, yüklü cisimler manyetik alan içerisinde durgun iken kesinlikle kuvvet uygulanmıyor. Ama yüklü cisimler manyetik alan içinde hareketliyken kuvvet uygulanıyor. Ama bazı durumlarda da kuvvet uygulanmıyor. Hareketli olmalarına rağmen. O zaman hareketli olmaları gerekiyor ve farklıdır. Sıfır olması gerekiyor. Ama
Bu da yetmiyor. Sadece hareketli olmaları yetmiyor. Bir de manyetik alana dik hareket etmeleri gerekiyor. Gördünüz mü? Bak şuradayken ve şuradayken kuvvet sıfır oluyor ama buradayken kuvvet sıfırdan farklı. O zaman demek ki bir şartım daha var. V ile B birbirine dik olmalı vektörel olarak. Eğer bu dört şart birlikte sağlanırsa işte o zaman F manyetik farklıdır, sıfır olmalı. İlla dik mi olacak? Evet. Ya da hız vektörünün en azından bir dik bileşeni olmalı. Yani şunu çizdim ya. Bunu şöyle eğik olarak fırlatsan da olur. Manyetik alana bir dik hız bileşenin olsun da gerisi önemli değil. Evet. Hocam manyetik alana paralel ivmeli fırlatırsa? Fark etmiyor. Hocam bu şey elektromanyetik dalgaların enine dalga olmasına da dolayı kaynaklanıyor. Elektromanyetik dalgaların enine dalgası pek bir alakasını kuramadı. Yani elektromanyetik dalgaların enine olmasıyla alakalı mıdır? Bence değildir. Sen niye böyle bir alaka kurma isteği? Ha, tamam. Ya bence elektromanyetik dalgalar zaten yüklü parçaların ivmeli hareketleri sonucunda oluşuyor. Yani o bir sonuç. Elektromanyetik dalganın enine olması burada kuvvet uygulanması anlamına gelmiyor. O zaman bunların hepsini düşündüğümüzde sevgili arkadaşlar, bakınız şöyle bir durum ortaya çıkacak madem öyle. Bunlara kuvvet uygulanıyor ya, ben manyetik alanın şiddetini artırırsam, daha güçlü bir manyetik alan uygularsam orada kuvvet büyür. Değil mi? Ha, demek ki kuvvetin direkt olarak manyetik alanına doğru orantılı olması lazım. Peki, şartlarından bir tanesi yük. Yükün büyük olması yine manyetik kuvvetin büyük olması anlamına gelir. O zaman manyetik kuvvet yükle de doğru orantılı olmalı. Şartlarından biri hızın sıfırdan farklı oluşu. O zaman hızla da doğru orantılı olmalı. Şartlarından biri de hızın manyetik alana dik olması. Aslında bunu büyüklük olarak ifade etmek çok doğru değil ama şöyle söyleyebilirim. Demek ki hız vektörünün illa kendisi tamamen dik olmak zorunda değil. Hız vektörünün dik bileşeni olmalı. Bu durumda manyetik kuvveti büyüten şey hız vektörünün manyetik alana dik bileşeninin büyük olması. Değil mi? Böyle söyleyebilirim. Bunların hepsini denkleme alırsam şöyle bir denklem olduğunu görmüşüm. Manyetik kuvvet eşittir Q çarpı V çarpı B şeklinde hesaplanıyor. Tamam. Hocam, bu Q ile V ile ve B ile doğru orantılı değil mi? Aslında bu denklem, ben söyleyeyim aramızda kalsın. Tamam. Aslında bu denklem şöyle yazılır. F eşittir Q çarpı V çarpı B diye yazılır. Da, bizim müfredatımız şu bölümü içermiyor. Vektörlerin vektörel çarpımını içermiyor. Onun için biz sadece şöyle büyüklük hesabı yapıyoruz. Tamam. Vektörel çarpımda ben kısaca söylemiş olayım. Vektörel çarpımda vektörel çarpımı yapılan vektörlerin her ikisine birden dik olan üçüncü bir vektör elde edilir. Dolayısıyla buradaki F vektörü hem V'ye hem B'ye dik olan üçüncü bir vektör olur. Vektör çarpımında da çarpıma giren vektörlerin kendilerinin büyüklükleri çarpı aralarındaki açının sinüsü kullanılır. Dolayısıyla sinüs sadece 90 derecedeyken 1, değil mi? O zaman 90 derece olması durumunda V ile B en büyük kuvvet oluşmuş olur. Eğer V ile B arasındaki açı 90 derece değilse zaten sinüsünü yazdığınızda neye ulaşmış olursunuz? Hız vektörünün manyetik alana dik bileşenine ulaşmış olursunuz. Yine manyetik alanla paralel olan hız büyüklüğü önemli olmayacaktır. Eğer manyetik alanla paralel olursa bu ikisinin arasındaki açı 0 derece olacağı için bu çarpım V çarpı B çarpı sinüs
aradaki açı şeklinde ifade ediliyor. Sinüs sıfır olunca zaten paralel kuvvet, paralel hız ve manyet alan kuvvet oluşturmamış oluyor. Onun için de biz diyoruz ki manyet alan içerisinde yüklü parçacık hareket ederken ancak ve ancak o yüklü parçacık manyet alana dik hareket ediyorsa ya da dik hareket bileşeni varsa, dik hız bileşeni varsa o zaman kuvvet uygulanır diyoruz. Tamam. Bir şey söyleyeyim. Evet. Vektörel çarpımı nerede kullanıyoruz mesela? Günlük hayatta nerede var vektörel çarpımı? Tork'ta. Manyetizmada. Ya orada var mı mesela? İçsel momentumda. Ya şeyden bahsediyorum mesela. Günlük hayatta bunu görebileceğimiz neresi var? Görebileceğimiz derken? Hocam evet nasıl diyeyim? Ya bu dönme hareketiyle ilgili her yerde görürsün bunu. Şu şişenin kapağını çevirirken şöyle çeviriyorsun ya, bu torkun şöyle olduğunu gösterir yukarı doğru. Şişenin kapağını böyle çevirirken şişe yukarı doğru gider. Kapak yukarı doğru gider. Aslında top yönünde hareket ediyor. Ayşe'cim biz ona niye eser çarpma diyoruz? Nasıl? Niye çarpma diyoruz derken? Anlamadım söylediğini. Yok. Ben de bak. Türkçe eser değil. Bir üstüne düşün, o zaman yine konuşalım. Şimdi sevgili arkadaşlar, manyet kuvveti böyle hesaplıyorum. Dediğim gibi bakın, bu işlemin sonucunda aslında F dediğim şey hız ve manyetik alana ayrı ayrı, ikisine birden çok yaşa, ikisine birden dik olan üçüncü bir vektör olur. F, kuvvet. Dolayısıyla da ben bunları üçlü bir koordinat sistemi oluşturan vektörler olarak görmem gerekir. Şöyle, şöyle. Bir tanesi hız, bir tanesi manyetik alan, bir tanesi de kuvvet olacak şekilde. Şöyle birbirine dik olacak şekilde olmalı bunlar. Şimdi bizim müfredatımızın sevgili arkadaşlar, bana göre eksiği burası. Yani kaynak denklemler hakkında bilgimiz yok. Neden böyle yapıldığı hakkında bilgimiz yok ama sonuçları ile ilgili yorum yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla arada bir boşluk olduğu için hem yorum yapmak zor oluyor hem de olay çok soyut kalıyor. Tamam diye düşünüyorum. Şimdi mesele de şuraya geldi. Şimdi madem şunu söyledin hocam. Madem dedin ki manyetik kuvvet diktir hız vektörüne. Aynı zamanda manyetik kuvvet diktir manyetik alan vektörüne. Aynı zamanda biraz önce söylediğim üzere hız da diktir manyetik alan vektörü dedim. O zaman bunu nasıl göstereceğiz? Bunu nasıl tayin edeceğiz? Manyetik alanın yönünü nasıl ifade edeceğiz? Diye düşünürseniz yine sağ elektrolü. Sol olsan fizikte zorlanırım. Niye? Sol elle yapmış, tersini alırsın. Ama o zaman sol el kural olmaz mı? Tamam, sol elle yapmış, tersini aldığında sağ el kural olur. Bak, sağ el yapıp bazı sevgili kardeşlerimiz aynen bu söylediğini yanlış yapıyor ama. Sağ elle yazıyor ya adam. Sağ elle yazmaya devam ediyor soruyu çözerken. Böyle yapmış. Yukarı işaret. Yanlış. Yapma. Solak değilse bunu yapma ya. Değil mi? Solakken olur. Solla yazıyor. Bununla denk bir şey yaptı. Yönelimi buldu. O zaman işaretle geç. Ama sağla yaparsan o yanlış olur. Ters olur. Birçok kişi bunun yüzünden ters cevabı işaretliyor. Biliyor musun? Yazı yazarken öbür eliyle de yön bulmaya çalışıyor. Dolayısıyla tam ters yön bulmuş oluyor. Buradaki sağ el kuralını şöyle yapacağız. Bu sefer ben hep şöyle tutardım küçükken, öğrenciyken. Bu sefer kuvvetten bahsediyoruz. Yani bu sefer şöyle bir sinirlenmişim, böyle tokat atacak gibi durmam lazım, sinirli olmam lazım diye. Çünkü öbürlerinde böyle el bükülüyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Bunda bükülmeden tutulması gerekiyor bu sefer sağ el kuralında. Bir de sağ eli şöyle tutacaksın biraz, şöyle değil. Böyle de biz ne yapıyoruz? Bakın aslında işin içine sağ el kuralı kattığımız her yer şöyle vektör çarpımlarının bir anlamda etkili olduğu yerlerdir. Tamam. Onun için biz
belirli bir eksene dik olan öbür bileşeni bulmaya çalışıyoruz. V'nin, B'nin ve F'nin birbirine dik olduğunu biliyorum ya. Bunları oluşturacak bir üçlü sistem oluşturmaya çalışıyorum. Dolayısıyla elimin dört parmağının gösterdiği taraf eksenin bir tanesini ifade ediyor. Baş parmağın gösterdiği taraf eksenin öbürünü ifade ediyor. Avuç içinin gösterdiği taraf da üçüncü ekseni ifade ediyor. Onun için üçlü koordinat sistemi oluşturmaya çalışıyorum sağ el kuralıyla. Sağ elinizi şöyle gergin tuttunuz diyelim. Tamam mı? Mesela atıyorum şu parçacık için yapıyorum. Şu parçacık için. Sağ elinizi gergin halde tuttuktan sonra dört parmağınızı manyetik alan yönünde, baş parmağınızı da hız vektörü yönünde tutarsanız avuç içinin baktığı taraf pozitif yüklü parçacıklara uygulanan kuvvetin yönünü gösterir. Mesela şu parçacık için yapıyorum. Dört parmak, baş parmak, avuç dışının baktığı tarafta eksi yüklü parçacıklara uygulanan kuvvetin yönünü gösterecek. O zaman mesela şu artı yüklü parçacık, manyetik alan buradan o tarafa doğruyken içeriye girdiğinde şöyle sapacak. İçeriye doğru. Eksi yüklü parçacık şuradan içeriye girdiğinde dışarıya doğru sapacak. Demektir bu. Tamam. Sağ el kuralını şöyle yazalım. Gergin sağ elin. Bu arada gergin demek bir kez daha söylüyorum. Şöyle manyetik alan işte dört parmak gösterecek, baş parmak da hız gösterecek dedim ya. Şöyle baş parmakla dört parmak birbirine 90 derece duracak şekilde gergin olması lazım. Tamam mı? Gergin deyince bunu anlamak gerekiyor. Gergin sağ elin dört parmağı manyetik alanı alan baş parmağı hız vektörü yönünde tutulursa avuç içi baktığı taraf pozitif yüklü parçacıklara avuç dışının baktığı tarafta negatif yüklü parçacıklara uygulanan manyetik kuvvetin yönünü gösterir. Gergin tuttum sağ elimi. Eğer dört parmağı manyetik alan yönünde, baş parmağı hız vektörü yönünde tutarsam avuç içinin gösterdiği taraf pozitif yüklü parçacıklara, avuç dışının gösterdiği tarafta negatif yüklü parçacıklara uygulanan kuvvetin yönünü gösterir diyeceksiniz. Tamam mı? Şimdi mesela ÖSYM zamanında şöyle bir şey yapmıştı. Yani buna benzer bir soru sormuştu. Şimdi manyetik alanın sınırlandığı bir şey yapmış, bölge yapmış. Burada diyor şöyle çarpı manyetik alan var her yerde. Diyor ki mesela şuradan içeriye fırlatılan bir parçacık var. Diyelim ki bu X. Bu X parçacığı şöyle dönüyor diyor. Şuradan içeriye fırlatılan bir Y parçacığı var. V hızıyla yine. Bu şöyle dönüyor diyor. Bu tarafa doğru. Şuradan fırlatılan bir parçacık var. V hızıyla. Z parçacığı. Bu da şöyle dönüyor. Diyor ki bize X, Y, Z parçacıklarının manyetik alandaki hareket yönleri ya da dönüş yönleri şekildeki gibi olduğuna göre bu parçacıkların yüklerinin işaretini söyleyin bana diyor. Yapacağımız şey yeterince basit bir şekilde sağ el kuralını uygulamak. Bir kere bir. Bakın burada. Sağ el kuralını kullanırken dört parmak manyetik alanı gösterebilmek için düzlemin içine doğru olmalı. Tahta düzleminden içeriye doğru dört parmak girecek. Manyetik alan o tarafa doğru çünkü. Baş parmak X cismi için hız vektörü yönüne döndürülürse eğer, bu durumda X cismi avuç içinin gösterdiği tarafa doğru dönüyor. O zaman X cismi pozitif yüklü olmalı. Gördünüz mü? Dört parmak manyetik alan, baş parmak hız vektörü, X cismi avuç içinin gösterdiği tarafa doğru dönüyor. O zaman ona o tarafa doğru kuvvet uygulanmalı. Demek ki pozitif yüklü parçacık. Y cismine dikkat edin. Dört parmak manyetik alan, baş parmak hız vektörü, avuç dışının gösterdiği tarafa doğru dönmüş.
O zaman Y cismi negatif yüklü olmalı. Z cismine dikkat edin. Dört parmak manyetik alanı göstersin. Baş parmak hız vektörünü göstersin. O zaman Z avuç içinin gösterdiği tarafa doğru dönüyor. Demek ki Z de pozitif yüklü bir parçacık olmalı diyeceksiniz. X artı yüklüymüş, Y eksi yüklüymüş, Z de artı yüklüymüş demiş olduk. Gördün mü? Bunu lütfen siz de yapın, elinizde şöyle görün olayı. Evet. Hocam biz karşılıklı elektriklerin mantıklarını görmüştük, elektriklerini görmüştük ya. Nasıl? Karşılıklı yüklerin elektriklerini görmüştük. Evet. Burada birbirine karşıdan gelen birbirinin yüklerinin çizgiye eğilen alanı yok. Yok. Elektrik alanla direkt alakası yok. Yani bir de bu burada şey değil. Bunların hepsini beraber attı, birbirine etkiliyorlar değil. Tek başına attığımda böyle oluyor. X'i tek başına attım, Y'yi tek başına attım, Z'yi tek başına attım. Sevgili öğrenciler, teneffüs zamanı. Anlaştık mı? Sağ kuralı böyle. Evet. Tek başına atmasa birbirine etkiler. Tabii ki, tabii ki. Minik de olsa bir kuvvet uygulayacaklardır tek başına atmadığında. Ama bizde hani sorularda genelde yalnız başına böyle bir hareket yapılıyor diye düşünülür. Var mı arkadaşlar soracağınız bir şey? Ha? Anlaşabildik diye umuyorum. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.